Ne diyorduk? Savunma sistemi. Evet. Şimdi savunma sistemi kompleks bir ağ ile birbirine bağlıdır. Bir tanesi olmasa, o savunma sisteminin ağlarındaki tek bir parça yok olsa, savunma sistemi de yok demektir. Mesela savunma sistemi en kısa anlatımla nasıl işler? Önce vücuda bir virüs ya da bir mikrop girdiğinde hemen savunma sistemi tarafından bu fark edilir ve bunu durdurma işlemi başlar makrofajlar tarafından. Hemen o virüsü engellemeye başlar makrofajlar. Bunun için hemen T hücreleri, yardımcı T hücrelerine haber verilir. Git bak, vücuda yabancı bir madde girdi derler. Yabancı T hücrelerine. Yabancı T hücreleri hemen, pardon, yardımcı T hücreleri hemen öldürücü darbeyi vuracak olan T hücrelerine ve doğal öldürücü hücrelere haber verir. Git bak der, hemen bunu yok etmen gerekiyor çünkü vücut için bu tehlikeli der. Ama tabii ki vücuda giren faydalı olan bakterileri de bu sırada ayırt ederler. Sadece zararlıları için bu uyarıyı birbirlerine gönderirler. Sonra savaşı durdurmak için baskılayıcı T hücreleri devreye girer. Ardından bellek hücreleri devreye girer ki bunlar çok önemlidir çünkü çok yorucu bir işlem gerçekleşmiştir savunma sisteminde. O virüs artık yok edilmiştir ama her seferinde bu işlemin tekrar tekrar yapılmaması için bellek hücreleri o virüsü tanır ve artık o insanın hayatı boyunca o virüsü bir daha hücreye girdiğinde tekrar o işlemlerin yapılması gerekmeyecektir. Çünkü vücut artık ona bağışıklık kazanmıştır ve onunla nasıl savaşacağını bilmektedir. Şimdi bunun dışında da tabii ki bu çok özet bir anlatım. Sayısız parçalar vardır daha doğrusu bu savunma sisteminde. Bu ağın parçalarıdır hepsi ve hepsinin mutlaka olması gerekmektedir ki o savunma sistemi o virüse ya da o bakteriye karşı işlevini tamamlayabilsin. Mesela sadece yardımcı T hücreleri olmadığında vücuttaki öldürücü hücrelere haber götürecek kimse yoktur. Mutlaka bu iki hücrenin birbiri arasında bir koordinasyon içinde olması gerekmektedir. Aynı şekilde B hücreleri ve öldürücü T hücreleri olmadığında yardımcı T hücrelerinin haber vereceği bir mekanizma yoktur, bir hücre yoktur, bir birim yoktur. Doğal öldürücüler olmasa vücuda giren dirençlileri, düşmanları ortadan kaldıracak kimse yoktur. Bellek hücreleri olmasa biraz önce dediğim gibi onu hatırlayacak bir şey yoktur. Her seferinde vücudun o işlemi defalarca tekrar tekrar tekrarlaması gerekiyor. O yüzden burada biz neyle karşılaşıyoruz? Burada biz indirgenemez bir komplekslikle karşılaşıyoruz. Yani o savunma sisteminin bütün hücrelerinin tam olarak mutlaka olması gerekiyor. Evrimcilerin dediği gibi asla ve asla bu hücrelerin aşama aşama olması, önce birinin ardından öbürünün olması, ihtiyaçlar doğrultusunda kendilerini geliştirmeleri falan böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Çünkü bu mekanizmadaki herhangi bir parçanın eksikliği demek, mekanizmanın tamamının durması ve çalışmaması demek. O yüzden bütün o hücrelerin o yaptıkları görevlerle birlikte mutlaka olması gerekiyor. Tek bir eksiklik bile olmaması gerekiyor. Ne olur eksiklik olursa, vücuda giren çok basit bir nezle virüsü bile insanın ölmesi demektir. Çünkü vücuda giren virüs hiçbir engelle karşılaşmayacağı için istediği hücreye direkt gidecektir ve hemen yerleşecektir. Şimdi normal şartlarda vücut hücrelerinin üretimi son derece kontrollü olur. Fakat virüs kendi mekanizmasında buna benzer bir denetimi olmadığı için gider bir hücrenin içine yerleşir ve o hücre artık onun evidir. Dilediği kadar onu kullanır ve sonra da bütün vücudu istila eder. Bu mesela kemoterapi gören hastalarda ve AIDS Tabii. hastalarında bu evet sistemin çalışmamasının nedeni budur. Çünkü virüs artık bir savunma sistemiyle karşılaşmadığı için o bedenin içine girmiştir ve onu istila etmiştir. İşte savunma hücrelerinin, savunma sistemi hücrelerinin olmaması demek kaçınılmaz olarak bir ölüm demektir. Allah'ın yarattığı burada müthiş bir sistem var, müthiş bir kompleks sistem var ve hepsinin birbiriyle mutlaka bağlantılı olması, mutlaka bir koordinasyon halinde olması gerekiyor. Biz yediğimiz yemekte, soluduğumuz havada düzenli olarak bakterilerle ve virüslerle hep muhatap oluruz. Bizim savunma sistemimizin olmaması demek şu andaki dünya nüfusunun yani yarısından çok çok daha azının olması gerek. Yani insanların çok hızlı bir şekilde çok küçük yaşlarda ölmesi demek. Fakat her biri o hücrenin her biri ne yapacağını bilir. Kime ne durumda ne haber vereceğini bilir. Ne yapması gerektiğini bilir. Allah onlara ilham eder. Allah tek tek o hücreleri yaratır ve Allah tek tek onlara görevlendirir.
Onlar da hiçbir şekilde isyan etmeden Allah'ın ilhamıyla tek tek ne yapacaklarını bilerek görevlerini hepsi yerlerine getirirler. Bu milyarlarca insanın, 100 trilyon hücresinin bütün savunma hücrelerinde gerçekleşen ve hiçbir şekilde aksamayan bir sistemdir. Maşallah. Aksadığında da ne olur? İşte hastalıklar meydana gelir. Allah vermesin, ölümcül hatta hastalıklar meydana gelir. O yüzden olması şarttır ve hepsinin tam olarak bütün işlevleriyle ve birlikte olması şarttır inşallah.